Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Home Assistant üzerinden interaktif bildirimleri nasıl oluşturabiliriz bunu göstereceğim. Bu konu hakkında Türkçe kaynak olmadığından ben de bir video çekmek istedim. Umarım sizin de işinize yarar. Peki interaktif bildirimler nedir? Örneğin Home Assistant üzerinden bir otomasyon senaryosu içerisinde kendi telefonunuza bir bildirim gönderdiğinizde bu bildirim üzerinden telefonunuzdan geri bildirim göndererek bir aksiyon sağlamanıza olanak sağlayan bir otomasyon senaryosudur. Bunu bir örnek üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Ancak bu örneği temelde nasıl yapıldığını gösterme amaçlı olacak. Siz kendinize uygun bir otomasyon senaryosunu kullanabilirsiniz. Bunu çeşitlendirmek sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi yeni bir otomasyon oluştura giriyoruz. Burada ne zaman tetikleneceği, hangi koşullarda çalışacağı ve ne yapacağını tek tek gireceğiz. Öncelikle bir tetikleyiciye ihtiyacımız var. Benim bu zil butonum olacak, dış kapıda bulunan. Buraya giriyorum. Cihaz seçiyorum. Dış kapıdaki zil butonumu seçiyorum. Buradan düğme basıldı, çift tıklandı ve sürekli olarak basılı seçenekleri var. Ben hızlı olması açısından sadece düğmeye tek basıldığı seçeceğim. Daha sonra buradan tetikleyici ekleye basarak diğer seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ancak önce bunlara ya da buna bir kimlik girmemiz gerekiyor. Bunu neden yaptığımızı birazdan açıklayacağım. Sonra düğmeye basıldı girelim. Evet, tetikleyicimiz hazır. Şimdi ne yapılacağını gireceğiz. Ne yapılacağını önce koşul da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Bunu mesela belli bir zaman belirleyebilirsiniz. Şu saatlerde arasında çalışsın bu otomasyon diye. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Örneğin gece çalışmasın bu zil butonu diyebilirsiniz. Ya da sizin farklı bir otomasyonunuz varsa ona farklı bir koşul ekleyebilirsiniz. Şimdi işlem ekleye giriyorum. Burada eğer yapıyorum. Burada önce koşulu ekliyorum. Eğer tarafından tetiklendi. Şimdi biz burada bir kimlik girmiştik. Eğer sadece bu tetikleyiciden bir tetiklenme alırsa buradaki işlem çalışacak. Buradan seçiyorum. Düğme basıldı. Şimdi düğmeye basıldığın zaman ne yapsın? İşlem ekle. Öncelikle ben kamera görüntümden bir anlık görüntü almak istiyorum. Bunun için benim dış kapımda bulunan kamerayı seçiyorum. Burada dosya adı, nereye ve hangi isimde kaydedileceğini yazmamız gerekiyor. Ben buraya yolunu ve ismini yazıyorum. Siz bu ismi değiştirebilirsiniz. Ya da farklı bir yol seçebilirsiniz. Şimdi kameramızdan anlık bir görüntü aldık, kaydettik. Devamında ben bir Raspberry Pi'ma bağlı bir hoparlörüm var ve bu hoparlörden bir zil çalmasını istiyorum. Bunun için önce medyayı oynat diyorum. Buradan hoparlörümü seçiyorum ve bir kapı zili sesi seçiyorum. Şimdi kamera görüntümüzü aldık, zilimizi çaldık. Şimdi telefonumuza bildirim göndermemiz gerekiyor. Kendi telefonumu seçiyorum. Burada mesaj olarak zil çaldı yazsın. Başlık olarak da dış kapı yazsın. Nereden çalındığını görmek için. Buradan datayı işaretliyoruz. Az önce aldığımız anlık görüntüyü çağırmamız gerekiyor. Bunun için İmaj yazıp dosya yolunu ve dosya ismini yazıyoruz. Bu şekilde bildirimimizde anlık görüntüyü de görmüş olacağız. Şimdi interaktif bildirimlerimize geliyoruz. Buraya actions yazıyoruz. İki nokta üst üste bırakıp alt satıra geçiyoruz. İki boşluk tire, bir boşluk action, iki nokta üst üste. Buraya istediğimiz şeyi yazabiliriz. Ancak Türkçe karakter olmamasına dikkat edin. Ben buraya kapıyı aç yazıyorum. Alt satıra geçip burada telefonumuzda hangi isimde görüntülensin onu yazıyorum. Şimdi bunun
nasıl çalıştığını size göstereceğim. Öncelikle kaydedelim. Buraya YouTube yazalım mesela. Evet. Bunun nasıl çalıştığını şöyle göstereceğim. Evet, bildirim bu şekilde gözüküyor. Eğer tek seçenekli bir interaktif bildirim yapacaksanız şu şekilde devam edebilirsiniz. İşlem ekleye giriyorum. Buradan tetikleyici bekle seçiyorum. Buradan dakika belirleyebilirsiniz. Şu şekilde. Ya da direkt hiç dakika belirlemeden devam edebilirsiniz. Tetikleyici ekle diyorum. Manuel olay yaratıyorum. Buraya mobil app notification action yazıyoruz. Yine alt tireler var arasında. Buraya action yazıp kapıyı aç diyorum. Bundan sonra ekleyeceğiniz herhangi bir anahtarlama işlemi, ışık işlemi gibi senaryo çağırma herhangi bir işlem buradan tetiklendiği zaman yani kapıyı aç bildirimde kapıyı aç tetiklediğiniz zaman mesela örneğin burada 2 dakika belirledik. Bu 2 dakika içerisinde eğer kapıyı aça basarsanız bildirimden bir sonraki aşamaya geçecek. Bir sonraki aşamada benim dış kapı sivicim olacak. Bu şekilde. Tek seçenekli yaparsanız bu kimlik belirleme ve eğer işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt işleme buradan devam edebilirsiniz. Yani kimlik belirlemeye vesaire gerek yok. Direkt düğmeye basıldı ve direkt anlık görüntü aldan devam edebilirsiniz. Ama biz birçok seçenekli işlemle devam edeceğiz. Bunun için burayı siliyorum. Bu şekilde tek seçenekli işlem hazır. Şimdi çift seçenekli işleme devam edelim. Bunun için silelim bunları. Mesela ben anlık görüntü yerine örneğin direkt canlı görüntü istiyorum. Bunun için de şöyle Entity ID, kamera ismi yazmamız gerekiyor. Bazı kameralarda sonuna FF MPEG eklemek gerekiyor. Benim kameramda gerekmediği için ben yazmıyorum. Bu şekilde nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet, bu bildirimde bu şekilde çalışıyor. Ancak ben anlık görüntüyü daha güzel buluyorum. Anlık görüntüde eğer göremezsem kapıdaki kişiyi, o zaman ben istersem açmak istiyorum canlı görüntüyü. Bunun için tekrar bir action yazıyorum. Buraya URI yazıyoruz. Burada da bildirimde nasıl gözükmesini istiyorsam onu yazıyorum. Burada kamerayı aç seçeneğini seçiyorum. Alta gelip bir URL belirliyorum. Bu URL'de ne yazmamız gerekiyor? Bunu da şu şekilde bulacağız. Dashboard'umuza geliyoruz. Kontrol paneli düzenle diyoruz. Buradan yeni bir sekme oluşturuyoruz. Buraya kamera yazalım. Tek varsayılan. Bu şekilde buraya kart ekliyoruz. Buraya kameramızı buluyoruz. Ve live diyoruz canlı görüntü için. Kaydet deyip bitti diyoruz. Şimdi burada şuradaki kısa yolu kopyalıyoruz. Az önce kopyaladığımız URL'yi de buraya yapıştırıyoruz. Şimdi kapıyı aç seçeneği ve kamerayı aç seçeneği çıkacak bildirimlerde. Bunun nasıl gözüktüğünü ve kamerayı aç dediğimde
nasıl bir olay olacağını göstereceğim. Tekrar kaydedip çalıştır diyorum. Bildirim bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben örneğin bende yok ama sizde olabilir ya da farklı bir amaçlı kullanabilirsiniz. Buraya örneğin kapımın önünde bir ışık var ve bildirim geldiğinde ben bu ışığı açmak istiyorum. Işık aç yazıyorum. Bu şekilde nasıl çalıştığını göstereceğim. Evet, şimdi bildirimimizi hazırladık. Aksiyona geçelim. Burada bildirimimizi hazırladık. Şimdi tetikleyiciye ihtiyacımız var. Şimdi tetikleyici ekleye giriyoruz. Burada manuel olay yazıyoruz. Buraya mobil app notification action yazıyoruz. Alt tireler var arada. Alt satıra action kapıyı aç. Az önce buraya ne yazmıştık? Onu yazıyorum. Buna da bir kimlik vereceğim. Daha sonrasında bir de ışık eklemiştik. Bunun için de bir manuel olay yaratıyorum. Bunu büyük yazmışız. Buna da bir kimlik belirliyorum. Evet, bu şekilde tetikleyicilerimiz tamam. Bildirimimiz de tamam. Diğer aksiyonlar için buraya bir işlem ekle deyip eğer yapıyorum. Şimdi koşula tarafından tetiklendi. Kapıyı aç. Burada benim dış kapımı açan bir anahtar var. Onu seçiyorum. Eğer bildirimde dış kapıyı aç tuşuna basarsak direkt dış kapı anahtarını çalıştıracak. Tekrar eğer ekliyorum. Bunun için tekrar tarafından tetiklendi deyip ışık aç diyoruz bu sefer. Buradan da ışık açabiliriz. Benim dışarıda ışığım yok ama şimdilik şunu çalıştıralım. Bu şekilde senaryomuzu tamamladık. Evet, otomasyonumuz bu şekilde. Burada 3 seçenek ekledik. Kapıyı aç dediğimizde burası çalışacak. Işığı aç dediğimizde burası çalışacak. Kamerayı aç dediğimizde de şu sekmeye gidecek. Az önce dashboard'ta açtığımız sekmeye gidip kameranın canlı görüntüsünü göreceğiz. Burada amaç interaktif bildirimleri göstermekti. Mantık tamamen basit. Biraz kafa karıştırıcı olarak gözükebilir ama mantığı çok basit. Burada bir isim belirleyip daha sonra onu tetikleyip tetikledikten sonra burada ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.